Aşk hiç bitmez, bitmez derler yanlış. Seven gözden düşer mi? Düşmez derler yanlış. Kabullenmek zor oldu, bir göründü bir kayboldu. Varsın kaybolsun. Onsuz günler geçmez derler yanlış. Kader adam seçer mi? Seçmez derler yanlış. Kabullenmek zor oldu, içim yandı koruldu. Kalpmişti. Şarkı bitti zannettim ortada. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Yani şimdi diyeceğim ki her yerde bir kırmızı balon. Bizim stüdyoda da kırmızı balon. Yok yapraklar falan. Nerede bizim Batman? Ver. He yok. Benim oğlan dedi ki anne Batman'le yayına çık bana ev salla. Al çocuğum. Sevgililer günü kutlu olsun. Dedim ki oğlum yarın sevgililer günü. Yok yok durdurun dünyayı söyle bunu bana göster. Ya kırmızı kalp falan var aşk şarkıları söyleyecek. Ay geceler tattırıyorlar. Sevgililer gününüz kutlu olsun.
Evet, bugün aşk şarkılarının adamı var. Çünkü gerçekten sektöre girdiği günden beri elinde gitarıyla, piyanosuyla, canlı canlı akustikleriyle ve gerçekten hit olmuş şarkılarıyla uzun zamandır da ekrana çıkmayan kocaman alkışlarla davet edeceğim. Sevgililer Günü özel konuğumuz Gökhan Özen geliyor. Koşa koşa ardımdan, bittim halim ortada. Seni delice seven kalbim hurda. Unutalım olanları, baksın herkes kendi yoluna. Adımı değiştirdim senden bu da. Boş laflar rüzgarla, çıkılmaz bu yolla. Sen düz git, ben zaten o yana bu yana. Yokluğun mertliği bozdu bu dünyada. Sevmekse karşında koşa ardımdan, bittim halim ortada. Seni delice seven kalbim burada. Unutalım olanları, baksın herkes kendi yoluna. Adımı değiştirdim senden sonra. Budala. Boş laflar rüzgarla, çıkılmaz bu yolla. Sen düz zaten o yana bu yana. Yokluğun mertliği bozdu dünyada. Sevmekse karşında budala, budala. Zor yokluğun arkası. Boş laflar rüzgarla, çıkılmaz bu yola. Sen düz git, ben ancak o yana bu yana. Yokluğun mertliği bozdu dünyada. Sevmekse karşında budala, budala. Boş laflar rüzgarla, çıkılmaz bu yola. Sen düz git, ben zaten o yana. Yokluğun mertliği bozdu dünyada. Sevmekse karşında budala, budala. Hoş geldin. Hey, hoş bulduk. Neredesin sen? Vallahi buradayım. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu zannettim ki böyle sırt çantası var. Öyle bir trip moda var zannettim. Baktım arkasından yelekmiş. Çok karizma gördüm seni. Teşekkür ederim. Çok yakışmış değil mi? Ben de sizi çok güzel gördüm. Zaten bizimki pembe elbise. Son zamanlarda da yani hep gayet fit. Ha. Gayet güzel. İyiymiş. Bir şekilde geliyoruz. Teşekkürler. Sen hep fitsin. Ben sen spor hep yapıyorum, seviyorum spor yapmayı. Hep bakımlısındır, hep gerçek, hep spor yaparsın. Sen öyle dönem dönem değil mi?
Yok, hep yapıyorum. Yani yapamadığım dönemlerde rahatsız oluyorum. Bir 10 gün, 15 gün eğer yapamazsam. Ha işte ben bir öyle olamadım. Çok rahatsız oluyorum. Ben böyle korkudan gidiyorum spora. Yapamadığı zaman rahatsız olanlar gerçekten sporu çok sevenler. Evet, bugün Gülben fanları, Gökhan fanları böyle çoğaldılar. GG fanları fışkırıyor stüdyodan. Kalpli kalpli. Sevgililer gününün senin için özel bir anlamı eşinle bugün nişanlanmış olman. Biz de bunu ayrıca bir anlamlı kıldık. Doğru. Mesleğinde doğru. De benim bildiğim sen her sevgililer gününde mutlaka bir aksiyon yaparsın. Mesela bugün bu programa katılmayı gün seninle belirlerken sen bugünü istedin. Evet. Konserlerin de olur, ayrı bir şeyler yaparsın. Senin için önemli midir sevgililer günü? Ya aslında tabii bunlar renk. Yani hayatın renkleri böyle özelliğinden ama ben çok fazla önemsediğimi söyleyemem. Ne yalan söyleyeyim. Sevgililer gününü yani bu tarz özel günleri. Çünkü yani bence sevene her gün sevgililer günü aslında. Ben de bugün Twitter'a öyle bir şey yazdım. Seven delidir, deliye de her gün bayramdır dedim. aynen öyle. Akıllı sevmek olmaz. Sevenin aklı çalışırsa o da sevmek olmaz yani. Doğru. Akıl gidip yerini kalbe bırakınca. Senin de şarkıların hep öyle zaten. İyi ki bugünü istedin. O yüzden mümkün olduğu kadar çok şarkı. Bunlara bak sen. Bir şey söyleyeceğim. Yıllar önce de Gökhan'ı ağırladığımda Gökhan'ı yani bir sürü sanatçının sevenlerini ve fanlarını görüyorum burada. Seninkilerde böyle bir hani sen mesela desen ki yani bu yoğurdu sarımsakla saklasak ona da böyle olacak ama. Ne desen kabul? Ne yaptın onlara? Ya bir kere aslında önce sana ve bütün ekibine bir teşekkür etmem lazım. Çünkü ben senede 2 kere 3 kere televizyona çıktığım için. Biz onu biliyoruz. Önemsiyoruz. Hani böyle güzel ortamlar olduğu sürece işte sevenleri buluşturuyorsunuz bir şekilde. O yüzden sevap olasın. Da işlediniz aslında. Hayır, evet. Burada öyle olabilir gerçekten. Bak. Bak benimkiler bir bilinçlendi mesela. Ben çıkıyorum öyle yapıyorlar. Yani yeni bir şarkı yapsam da kendimize gelse. Seninkiler ne desen kabul be. Öyle bir şey. Hal yani. Sen de bunun böyle olduğunu biliyorsun. Ya Allah'ıma sen şu anda mesela Taksim'de 600 kişi toplanıyorsa falan olurlar değil mi? Ya olur herhalde bilmiyorum. Bu yani bana hayatta sunulmuş en büyük lütuf diye düşünüyorum. Yani sen de mutlaka hissediyorsundur. Hani bize diyeyim. Siz de fena değilsiniz değil mi? Bunlar bir değişik. Benim Sezenli şarkım ne zaman acaba? Sezenli şarkı. Ne fark eder? Evet çok güzel. Ne fark eder? Bayılırım onu radyoda duyduğunuz onu aç sesi. Sıradaki gelsin ama var değil mi repertuarda? Var. Olmaz mı? Çok güzel. Ne güzel etmişsin onu öyle yazmakla ya. Teşekkür ederim ya. Hem kendine özgüven hem hani ustamız Sezen bizim pirimiz. Tabii ki. Öyle güzel oturtmuşsun ki o cümleyi oraya öyle denir şarkı sözünde oturtmuşsun ki denir. Yani çünkü o cümlenin önü, arkası, başı, sonu, hikayesi bak ne diyor Sezen diye. Gerçekten tebrik ediyorum yani seni. Yani şimdi ağlamak geldiyse içimden ne fark eder diye başlayan bir nakaratta zaten. Şimdi ağlamak geldiyse içinden ne fark eder? Ne fark eder diye başlayan bir nakaratta hani ağlamak güzeldir tabii hepimizin hatıralarında yer alan da bir şarkı. Ne yapıyorsun kızlara ya? Orada bir dakika ya bir şey. Uzak dur oğlum keserler seni. Mikrofonu değişeyim ama canlı değil ki şimdi. Bu sana uyumluymuş. Pardon o bizimki. Bu sadece bende çalışıyor öbürü sende çalışıyor herhalde. Öyle mi? Evet. Vardır bir bildikleri. Peki. Ay ne güzel şimdi ağlamak geldiyse içinden ne fark ederi konuşuyorduk Halil ya. Ta sonra yine oradan konuşuruz. Tamam. Haydi Gökhan Özal. Şu anda acımı benimle hisseder miydin ta en uzaktan tuzumu teninde olamadık senle belli buna
çok üzülüyorum. Olan olup bittiğinden beri yok gülemiyorum. İçi sensiz bir kalbi ben ne diye taşıyorum. Şimdi ağlamak geldiyse içimden ne fark eder, ne fark eder. Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen. Ağla kalbim belki geçer. Buyuralım efendim. Ya biz ne yaptık böyle ilk defa böyle bir evet, masalı bardaklı güzel, konsept. Güzel, güzel, güzelmiş. Beklentilerim olur bu sofrada. Senden güzel şeyler söyle. Tam adamım. Yok, öyle mi? Sadece şarkılara mı söylersin sen? Genellikle evet. Ya bak. Düşünüldüğü kadar romantik bir insan olduğumu söyleyemem, açık söyleyeyim. İçinde biriktirir, sadece şarkılarla mı evet, çıkartırsın? Evet, evet, evet. Çok güzel anlattın. Çok güzel söyledin. İşine de geldi böyle söylemem. Yok yok yok, çok çok doğru ama ekran bu. Ekran başındaki milyonlarca Türk kadını, milyonlarca böyle Türk erkeğinden şikayetçi.
Ki. Biz böyle rahatız ya. Bak Allah'tan sen şarkı yapıyorsun yani hani öyle bir şey var. İçimde çok biriktiriyorum doğru ama yani o bir dışa vurum oluyor şarkılarla. Belki de yani o deşarjı şarkılarımda yaşadığım için. Belki de duygularını bu kadar yani daha çok dışa vuran bir adam olsaydım biz bu şarkılardan bu kadar faydalanmayacaktık işte, belki de değil olabilir, mi? Olabilir, evet. Olabilir. Peki Gökhan'cığım bir jet ski ile kaybolduğun zaman vardı. Saatlerce senden haber alınamadı. Ne oldu sen fenalaştın mı bu haber alınamadığında? Bak senden haber alınamadı, onlardan da haber alınamadı belli ki yani. Ondan sonra böyle bir çok fazla magazin içinde görmeyiz seni. Hani mesleğin izin verdiği kadar. Sanki benim gözlemimi sen düzelt. Her olayda olduğu gibi eleştiriler, reklam kaygıları vesaire gibi şeyler yazıldı. Sen canınla uğraşıyordun. Ay bizim Batman düştü. Sakın yanar yanma mıydı, Batman. Yanar mıydı o? Ben bir menü olayım. Ne zaman bir erkekle baş başa kalsam Batman de benimle birlikte olur dermişim. Ondan sonra birazcık geri çekildin mi? Bana mı öyle geldi? Yani geri çekildim de denebilir. Kendi içime döndüm denebilir. Biraz daha kendimi şarkılara, müziğe, stüdyoya ve hani zaman zaman yalnızlığa bıraktım denilebilir. Biz seninle konuştuğumuzda da... Ama bu olayla ilgili değil. Yani biraz belki seneler ilerliyor, işte insanın hisleri değişiyor, hayata bakış açısı değişiyor, perspektif başka bir açıya dönüyor. Benim bayıldığım bir şey o, insanın değişmesi ve gelişmesi, tabii, aynı yerde durmaması. Tabii ki. Bizim bundan sektörde bunu, ya sen 2 sene önce böyle düşünmüyordun, böyle söylemiyordun ama diye değerlendirirler. Ama kimse aynı yerde kalmak zorunda değil ki ya, farklı düşünebiliriz. Gelişmek ve değişmektir bu. Biz seninle stüdyoda konuştuğumuzda da, birbirimize bir ulaşamadığımız birkaç gün oldu. Sen hep stüdyodaydın. Evet. Saatler geçiriyorsun ve orada yalnız mı kalıyorsun? Yalnızım, tamamen yalnızım. Yani kayıtlarımı da kendim alıyorum. İşte canlı enstrüman çaldıracağım. Nasıl buradan düğmeye basıp içeri mi giriyorsun? Evet, evet, yok evet. Canım. Yani şu an öyle değil, eskiden öyle yapıyordum. Şu an içeride de bir klavyemiz var. İçeriye bakan bir ekranımız var. Hani oradan geçiyorum. Mikrofonun başına geçtiğim zaman record'a basıyorum, giriyorum. Ve içeride onu okuyorsun. Tabii ama ayarlarını falan ben yapıyorum. Anlıyorum. Yani işte ne bileyim, sesini tonunu falan da kendin her şey, ayarlıyorsun. Her şey. Aa kendin pişir kendin ya bayağı. Tabii direkt. Şarkının sözü müziği kendinden, kayıt mix mastering kendinden. Aa! Mecburiyetten olan bir şey bu belki de. Yani ben yani kontrol edilemeyecek derecede mükemmeliyetçi bir insanım. Eyvah, işini iyi maalesef yapanı da kontrol eder misin? Uzun bir zaman geçerse eğer, hani beraber uzun zaman geçerse o güveni yakalarsak aramızda kontrol etmem. Ama o zor yani, yaşamadım şu ana kadar açıkçası. Klip montajlarında ve içeriğinde de yapıyor musun aynı evet, şeyi? Evet, hepsinde yapıyorum maalesef. Çok yoruldum. Yani kendimden bunalıyorum ama yani yapacak bir şey yok. Bu albümde şarkı sözleriyle ve şarkıların işte altyapılarıyla ve müzikleriyle 2,5 sene falan uğraştım. Bir radyo programına konuktun, ben arabada dinledim. Bu albümü gerçekten çok önemsiyorsun. Yani güzel bir albüm oldu. Kesinlikle güzel. Severek yaptım. Çok güzel. Yerini de buluyor. Yani hani... Yerini buluyor gerçekten. İlk çıktığın şarkı çıkış şarkısıydı değil mi albümün? Evet, bu Budala. Benim sevdiğim şarkı sonra geldi. Hı-hı. Ama radyolarda hemen keşfedildi. Ben radyolarda keşfedilen şarkılardan çok zevk alıyorum. Evet, kesinlikle. Onların... Gizli hitler oluyor albümlerde. Evet, gizli hitler oluyor. Evet. Bize klip çekmeme lüksünü bile veriyor. Doğru. Zaten yani albüm yapmanın anlamı bu bence. Yani single'dan albümü ayıran şey bu. Doğru. Yani single'da senin parçayla ilgili bir beklentin oluyor. Hani şöyle olacak, böyle olacak gibi. Olabiliyor, olmayabiliyor. Dönemine bağlı, şarkısına bağlı. Ama albümde sürpriz şarkılar çıkabiliyor. Senden çok bağımsız, işte dinleyici çok beğenebiliyor da radyocular onu bir anda böyle itebiliyor. Playlistlerine koyuyorlar. Ben onlara radyo starı diyorum. Şarkılar öyle radyolarda başka bir şekilde parlayabiliyor. Ben benim için de, benim için de. Peki ilk telefonumuz İstanbul'dan Pınar Hanım arıyor bizi. Pınar Hanım, sevgi gününüz, sevgiler gününüz. Aa ne oluyor canım? Balon da kutladı. Ben kutladım, bizim balon da kutladı. Halil de zıpladı. Hoş geldiniz Pınar Hanımcığım, buyurun. Merhaba Gülben Hanım, merhaba Gökhan Bey. Merhaba. Ben de sizin sevgililer gününüzü kutluyorum. Ama herhalde bilmiyorum, yani takip ettiğim kadarıyla Gülben Hanım da ben de şu anda yalnızız. Evet, benim Batman var sizde. Benim de, evet, benim de bir kötü adamım oldu galiba, Batman. Çünkü bir haftadır sevgilimden ayrıyım. Ve çok merak ediyorum yani 14 Şubat Sevgililer Günü bitmeden o beni arayacak mı? Ne bileyim bir Nuray Sayarı'ya bağlanalım istiyorsanız. Yani sevgiliniz sizi arayacak mı? Gökhan Özen cevap veremeyecek bence. Ben de Superman'le Winnie the Pooh'ya soramayacağıma göre sizi Nuray Sayarı'ya bağlayalım. Merkür geriledi falan.
Yok hayır, o açıdan değil. Gerçekten içim böyle bugün alıp alıp veriyor. Televizyon karşısında sizi izlerken kendime biraz moral olsun diye aslında acaba düşer mi hevesiyle bir çevireyim dedim. Şansıma gerçekten düştü. Yoksa moralim yerle bir bugün yani. Hani sevgilimden herhalde bugün de haber alamazsam ebediyen ayrıldım demek olacak. Bu arada ben yani Gökhan Bey evlenmeden önce çok... Yani bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Pınar Hanım. Şimdi sevgilisiyle küs bunlar öyle mi? Ben anlamam bu işlerden. Ben ulaştım abi. Aa ne anlamsın? Ulaştım öyle. Hiç girmem. Yemek mi yapacağız? Vallahi girmem yani. Hayır çünkü anladığım kadarıyla gerçekten biraz da şey hani üzüntülü de. Ay kadına moral yani. Versene sen iki şarkı söyle. Şarkılarımla veririm. Ben anlamam bu işten dedi. Anlamam vallahi hiç girmem. Hayır sevgililer gününde bu adam ortada yoksa hiç olmasın. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Gökhan Bey evlenmeden önce yani ben daha çok hayranıydım Gökhan Bey'in. Ya olsun. Hiç alakası yok. Onlar eskidendi. Maxim zamanlarıydı. Yine hayranları var evliyken de. Ne öyle? Yok şimdi de seviyorum. Şimdi de seviyorum. Ay zahmet oldu. Şimdi de seviyorum. Ama artık şansım kalmadı. Al bunu. Böyle yap Allah kendine. Allah razı olsun. Bir de Gülve Hanım, benim soyadım da Özen. Arkadaşlarım hep benimle dalga geçerler. Anlaşıldı. Senin evliliğine niye bozuldu? Soyadın da Özen. Bugün de 14 Şubat. Hadi hayırlı olsun kalk. Ne yapacağız? Arkadaşlarım hep benimle dalga geçerlerdi. Sen bir gün Gökhan Özen'le evlensen soyadın da değişmeyecek. Aynı kalacaklar diye espri yapar. Ha bayağı armut kuş ağzıma düş. Pınar'cığım sen bekle sevgilin arar belki altı gibi. Altı gibi. Benim için acaba bugün madem bu telefon düştü rica ediyorum Duman Gözlüm şarkısını çok severim. Ay, ben yürüyorum. Tabii ki. Süper. Gerçekten çok güzel bir şarkıydı. Kral TV'de miydi? Bir akustik mi okudun onu? Bir şey yaptın. PowerTürk'te okuduk. PowerTürk'te okudun. Hı-hı. Çok döne döne verdiler onu. Evet, ben de döne döne dinledim. Yani o tatta dinleriz keyifli. Bugün onu. Hı-hı. Çok güzeldi sağ gerçekten. Sağ bak bazı şeyler unutulmuyor görüyor musun? Doğru. Müzik kanallarında. Peki Pınar Hanım'a teşekkür ediyoruz. O güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Şimdi benim için ne yapardın şarkısından yola çıktık. Gökhan Özen'in benim için ne yapardığını sözleri bize çok şevk verdi. Söz ve müziği sevgili Nazan Öncel'e ait bir parçadır. Hemen benim böyle gaflarım çok meşhurdur. Buradan iletmem gerekir kendisine. Ben koca Nazan Öncel'in söz müziğine Gökhan Özen demedim. Der gibi oldum. Demedim. Der gibi. Gökhan Özen'in yorumladığı dedim. Dedim. Evet. Evet. Gökhan da kibarca beni düzeltti. Ama ben doğrusunu söylüyorum. Nazan Öncel'in sözleri. Evet. Çok şevklendik ondan. Benim için ne yapardın dedik ve yollara düştük. Bakalım neler duyduk halkın içinden. Benim için ne yapardın? Ayazda mı yatardın? Sırtında mı taşırdın? Hamallıkta yatardın. Aman ne bileyim ben. Sevgiliniz için ne yapardınız? Hasta olsaydı çorba yapardım herhalde. Sobasını yakardım. Portakal soyardım. Ayazda yatardım. Sırtımda taşırdım. Hamallık yapardım. Senin için ne yapardım? Ayaklarda yatardım. Sırtımda mı taşırdım? Hamallık yapardım. Sırtımda taşırdım. Hamallık yapardım. Ama ne bileyim ben. İki yeni yabancıyı söyleyeyim o zaman ben. İki yeni yabancı. Avuçtaki
kaç güne toplarım demiştim ya. Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı. Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor. Kaldı ki yaşanmış hisleri kalp affetmiyor. Sen affet beni bu aşktan azade. Ne yana baksam olmaz seni gördüğüm yerde. Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerede? İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine? Beni senden azat et, ben de severim belki yerine. Evli evine, köylü köyüne. Bu şarkı da çok güzel. Piyanonun başına geçip senden canlı canlı bir şey dinlemek istiyorum. Ne okumak istersin? Bugün hem canlıya hem albüm şarkılarına. Duman canlı gözlüm. Canlı. Evet, isteklerden bir tanesi. Duman gözlüm. Şey soralım, konserlerde kendi şarkılarının haricinde seçtiğin şarkıları neye göre belirliyorsun? Yani aslında... Kendi sevdiğin şarkılar mı? Kendi zevkime göre diyelim. Ben de öyle diyelim. Bir de benim bu işe ilk başladığımda yani 97, 98, 99 gibi radyo programlarımda söylediğim şarkılar vardı. Canlı evet. Söylediğim şarkılar. Evet. Genellikle o hani nostalji yapacaksam onlardan seçiyorum.
Gitarla söylerdin. Gitarla da söylüyordum. Piyanoyla da söylüyordum. Klavyeyle falan da söylüyordum. Dediğim gibi yani kendi beynime kalmış bir şey. Arabesk okumayı da seviyorum. O Türk sanat müziği de okumayı seviyorum. İşte araya belki bir iki tane sevdiğim, çok sevdiğim bir iki türkü de okuyabiliyorum. Ne güzel, ne güzel. Yani kafama göre takılıyorum diyebilirim aslında. O zaman kafasına göre takılsın. Bakalım şansımıza hangi şarkı çıkacak? Bembeyaz piyanosuyla Gökhan Özen canlı canlı. Bu mu? Öbürü. Ah, kafanı aldım. Ay. Bir VTR girsek iyi olur. Kısa bir VTR girin, sonuna bakacak. Hemen giriyoruz. Şimdi ağlama geldiyse içimden. Ne fark eder, ne fark eder. Ah.
şimdi nakaratı bir de sizden alacağım. Hazır mıyız? Yaşamayı haram ettim. Sana yine muhtacım, sana yine muhtacım. Kavrulan o çöllerde susuz kalır. Sana yine muhtacım, sana yine muhtacım. Anamın o sımsıcak kucağı gibi. Sana yine muhtacım, sana yine muhtacım. Kavrulan o çöllerde susuz kalır gibi. Sana yine muhtacım, sana yine muhtacım. Anamın o sımsıcak kucağı gibi. Esin efendim, teşekkür ederim. Çok güzeldi böyle ya. Bildiğin bedavadan akustik konsere gelmiş gibiydik yani. Ne kadar güzel oluyor piyano ile sade söylediği şarkılar, değil mi? Böyle bir albüm düşünmez misin? Samimi oluyor. Evet, samimi oluyor. Ben ya yavaş yavaş sound'umu akustiğe çekiyorum. Yani bundan bir 10 sene önce baktığın zaman daha elektronik bir sound yapıyordum. Yavaş yavaş canlı enstrümanların daha doğru kullanıldığı, etnik enstrümanların ve kayıtların daha doğru yapıldığı, live sound'la böyle albümlere doğru yavaş yavaş bir geçiş var. İşte Budola örnek, Ne Fark Eder örnek. Sanki daha sıcak oluyor. Evet. Daha iyi o duyguyu geçiriyor gibi geliyor. Tek piyano ya da tek gitar, yani tek enstrümanlı vokalle birlikte tabii en lezzetlisi o aslında. Evet, bence hiç de. Teknik girmiyor çünkü işin içine. Bence de. Yapabilirim yani öyle bir şey. Bir de Samsung'a uygun. Bas kayıt cihazına. Tabii geçti. Tam söyle. Aynen. Bitsin yani. Aynen. Direkt mix'e gir, ayarla çıksın aynen, yani. Aynen. Çok güzel olur. Bence hayranların da çok sever bunu. Ama yeni şarkılarla mı yaparsın? Eskilerini mi bu versiyon yaparsın? Bilemem tabii. Bilemem. Aklımda bir şeyler var ama söylemeyeyim şimdi onları. Hadi söyleme. Gel peki masamıza geçelim. Bizim ekip... ...14 Şubat Sevgililer Günü'nde Gülben Ergen sizce ne yapsın? Evet, çok esprili. Böyle bir bant yapmışlar. Bakalım insanlar neler söylemiş. Beraber izleyelim. Hoş geldiniz. Gülben Ergen sizce Sevgililer Günü'nde ne yapacak? Ya Gülben Ergen çocuklarıyla güzel vakitler geçirebilir. Ne yapsın? Tavsiye ettiğiniz bir şey var mı? Bence evlensin yeniden. Bir sevgili bulsun kendine. Ve onu getireceği mutlulukla yaşasın diyeyim ben. Hayat çünkü müşterektir ve elbet yanında bir eş istiyor insan. Nasıl birisiyle birlikte olmalı? Benim gibi olabilir. Birileriyle vakit geçirir herhalde ya. Onu kaçıracak erkek yoktur. Öyle düşünüyorum yani. Bilmiyorum da ne diyeyim. Yakışıklı, gösterişli, uzun boylu, yapılı. Brad Pitt'e benzemeli. Ha, o güzel. Öyle birisi gider. Gülben Ergen sizce Sevgililer Günü'nde ne yapacak? Sevgililer Günü'nde sevgilisi varsa sevgilisiyle olur. Sevgilisi vardır herhalde. Çünkü o kadar güzel bir kadın sevgilisi olmalıdır yani. Onu kaldırabilecek birisi olmalıdır. Yakışıklı birisi olmalıdır. Kenan İmirzalıoğlu mu? Niye ya? Güzel olur aslında. Esmer sarışın falan. Güzel olur yani.
yani çekici. Yabancı olsun. Bence onun yanına yakıştırdığım bir Türk aktör yok. Böyle bir George Clooney olsun. Böyle bir yabancı birisi olsun. Bizim aktörleri de beğenmedi. Onun yanına yakıştıramadım. Layık göremedim. Gülbencim bul artık birisini. Biz de izleyelim magazinlerde lütfen. Görmek istiyoruz senin güler yüzünü. Yanında yakışan birisiyle beraber görmek istiyoruz. Magazinde birini görmedik. Olabileceğini düşünmüyoruz. Ama olsaydı herhalde çok iyi olurdu. Sizce ne yapsın peki? Bence en yakın zamanda kendine yakışacak biriyle yavaş yavaş boy göstersin. Gülben Hanım, ben sizi çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Ve artık sizi mutlu, mesut, çok güzel biriyle görmek istiyoruz. Lütfen. Gülben Ergen sizce ne yapsın sevgiler? Gülben Ergen sevgiler gününde evinde çocuklarıyla otursun, güzel güzel vakit geçirsin. Sevgilisi olmasın, yemeğe falan da gitmesin. Çünkü onu ben alacağım, ben seviyorum. Başkası da alamaz. Gülben Ergen'in tek hayata tutunacağı şey sevgi ve aşktır. Ve güçlü bir erkek ve onu hak eden bir erkek olmalı. Nasıl birisi olmalı bu? Uzaklarda aramayın. Uzaklarda aramayın. Benim gibi mesela olabilir. Bu ne ya? Bence yalnız geçirmemeli. Sevgililer gününde ne yapabilir? Bir sevgilisiyle beraber bir Paris seyahati yapabilir. Romantik bir akşam yemeği yiyebilir. Bence boş durmasın. Gülben Ergen kesinlikle evlensin tekrar. Çok iyi olur. Ev şarkı söylesin. Biz onun izinden devam edelim. Sevgiler gününde bile şarkı söylesin bize. Bizi mutlu etsin. Kara gözlü çingenem, aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Ve beni alsalar, ipe koysalar dayanamaz yine. Kadere salsalar, zaman geçiyor, gidiyorum var. Teşekkür ederim. Ne kadar sakallı adam varsa özellikle mi buldunuz, tesadüf mü? Tesadüf mü? Bu bandı rica ediyorum. Çocuklarıyla otursun sevgililer gününde diyenlere bizzat sevgilerimi yolluyorum. Sağ olun, çok mersi. Diğerlerini de değerlendireceğim. Gökhan Özen hayranlarına duyuruyorum. Eğer Tarsus'taysanız 16 Mart'ta. Eğer Antalya'daysanız 21 Mart'ta. Aa yok, Ankara'dayım diyorsanız 11 Nisan'da, İzmir'deyim deyip saçını çekiyorsan 18 Nisan'da, Bostancı Gösteri Merkezi'nde de 4 Mayıs'ta. Ne güzel bir konser takvimi, bravo. Evet, evet, evet. Ne oldu? Gözünü mü kırptı? Yoksa nefes mi aldı? 4 Mayıs Bostancı Gösteri Merkezi. Evet, konser programını verdik. Her ay ayrı parfüm kullanırmışsın. O ne demek? Ya her ay değil aslında. Birkaç böyle farklı parfüm var. Yani sabah hangisini sıktığımı bilmem ama. Yani hayır, sordukları zaman söyleyeyim. Bitince yenisini mi alırsın? Yani sabit bir parfümün yok, yok mudur? Hiç yok. Birkaç tane çok sevdiğim... Aa, bayağı yangın çıkıyordu. Pardon. Senin parfümün yüzünden oldu. Pardon derken stüdyo... ne yapalım, kurtardın işte. Allah Allah. Geçmedi tamam. Mi daha? Geçti. Değişkensin demek midir bu Gökhan? Hani alışkanlıklarına bağlı mısındır diye oradan yürüyeceğim çünkü. Değiştirebilirim. Yani öyle çok fazla takıntılı değilim herhangi bir şeye, herhangi bir objeye diyeyim. Yalnız eski kıyafetlerimi çok seviyorum. Onları giymeyi seviyorum. Öyle bir takıntım var. Ya böyle bağımlı arkadaşlarımız var gerçekten. Var, gerçekten var. Yani her şey etiketiyle durur. Yo, veriyorum. Yani çok verdiğim var ama hani böyle bazen çok sevdiğim, üstün yani çok rahat ettiğim içindeyken. Hmm. Hani böyle sıcak tutan falan. Beni böyle çok konforlu tutan şeyler var. Şefkatli şefkatli. Sıcak tutan ya falan. Ya onu mesela 10 sene giyebilirim yani. Yıkar onu giyerim. Her şey etiketiyle dolapta durabilir. Yenileri giyeceğine, o eski sevdiğine takılırsın. Evet, evet, evet. Öyle bir alışkanlık. Bunda bir mahsur görmüyoruz. Peki kravat takmayı...
Yani bence balonu ucuz almışız, itiraf edelim, olabilir. Her gün prodüksiyon zengin olamayabiliyor. Bayağı hani bir tane alana 3 tane hediye ediyorlar, balonları almışız. Bugünkü devamlı patlıyor. Her sabah saat 6'da kalkıp tempolu yürüyüş yapıyormuşsun, yaptığın sporun haricinde. Evet, 5.30 falan gibi kalkıyorum diyebilirim. 6'da yürüyor oluyorum. Bir de akşam 6'da da antrenman yapıyorum. Yani 12 saat koyuyorum oraya. Peki bizim bildiğimiz bu senin gibi hem sözler yazan, besteler yapan müzisyenler zaten geç yatarlar. Nasıl sen 5.30'da kalkıp yürüyorsun? Hiç uyumadan gidiyorsun belki de. Yok. Öyle bir dönemim oldu. Yani uzun süre ben de geceleri yaşadım. İşte sabah 5'lere 6'lara kadar işte üretiyordum. Genellikle dediğin gibi üreten insanlarda gece yaşama durumu var. Yani son birkaç senedir değiştirdim düzenimi ve daha mutlu oldum. Yani böyle daha daha üretici, üretken olduğumu da diyebilirim. Belki evlat sahibi olmak, bu genç yaşta, bu öncesinde başarılardan. De oldu. Öyle mi? Öncesinde çünkü de evlat oldu. Da evin düzenini, çok, saat çok, takvimini çok değiştirir. Çok. Yani onunla bir şeyler paylaşabilmek adına. Evet. Yani hem işi hem de işte ona olan sevgini dengeleyebilmek adına onun saatlerine uyar hale geliyorsun. Ne güzel, biraz. Bravo. Zaten yani aslında ben düzenimi sabaha almamış olsaydım bile dediğin gibi alırmışım. Çünkü sabah gegen diye bir şeyle uyanıyorum. Ay, her ne sabah. Güzel, ne güzel. Sürekli ne uyumak mümkün değil zaten. Yaşına geldi mi? Yani bir yaşında oldu. İki yaşına geliyor. İki yaşına evet. Geliyor. O kadar büyüdü, daha yeni gibi. Bir buçuk geçti. Peki onunla birlikte yani müzik yaparken sen enstrümanınla baş başayken seninle kalıyor mu? Tabii kalmaz mı ya? Alamıyorlar yanımdan. Ya ben piyano çalıyorum evde. Geliyor mutlaka orada o tiz tuşa bir basıyor böyle takılıyor. Tonda da değil zaten doğal olarak bir şeyler. Ben de devam ediyorum çalmaya. Kucağıma alıyorum işte biraz böyle kurcalıyor falan. Seviyor, çok seviyor yani. Evlat sahibi olmak tabii ki kariyer derdini birazcık hallettikten sonra, biraz oturttuktan sonra, evet, albümlerinle evet, ilgili, kendi mücadelenle ilgili o çok zor zamanlar var. Belki sizin bilmediğiniz ama sanatçının bildiği. Ondan sonra gelince daha keyifli oluyor. Çok. Bak ne diyorsun, saatlerimi uydurabiliyorum diyorsun. Eskiden stüdyoda daha geçti, belki daha geç yatıyordun, konserlerin daha farklıydı falan. Şimdi daha farklı olabiliyor. Şöyle bir düzene çektim. Yani sabah erkenden stüdyoya gittiğim zaman akşam 4-5 gibi işi bitirmiş oluyorum. Ya. 4 gibi 5 gibi eve geldiğim zaman da o 5 ile 11 arası gayet çok rahat. Çok güzel bir resmini de görüyoruz şu anda ekranda. Allah bağışlasın, sağlıkla büyüsün. bence çok genç ve çok sıcak bir baba Gökhan. Katılıyor musunuz? Ay, siz zaten katılmasanız şaşardım. Biliyordum katılacağınızı. Doğumhaneye girmişsin. Mesela bu da benim çok hoşuma gitti. Evet. Eşine destek olmuşsun. Eşin de bu sektörde sanıyorum ki senin işine destek oluyor. Yani senin işin hiç alakası olmayıp evinde kendi yaşamını sürdüren birisi değil de bu mücadelenin de yanında. Selam benim en büyük destekçim. Yaptığım işte hem müzik olsun hem şirket olarak birlikte yürüttüğümüz bir şirketimiz var. Yapım şirketimiz var televizyonla ilgili. Hem onunla ilgili olsun ama hani onun dışında da şarkılarımı ilk Selen dinler, ilk onun fikri alınır, şurası şöyle olmamış derse onu ben kafaya takarım. Yani çok önemsiyorum fikirlerini tabii ki. O zaman kulağı da sağlam ki. Çok sağlam, ses de var zaten. Yani dediğim gibi hani en büyük destekçim, en büyük şansım aslında. Maşallah. Selen diyebilirim. Ne güzel, tebrik ediyorum bu güzel cevap için. Peki, bir şarkı daha dinleyelim, sohbetimiz devam etsin. CD'den mi gelsin? Canlı mı gelsin? Yeni klip şarkımı söyleyeyim. Canlı mı söyleyeyim? Canlı, evet. İstersen yeni klip şarkını söyle, ondan sonra canlını söyle. Bilmiyorum, fark etmez benim için yani. Biz canlı tabii ki çok isteriz. Sen düşün, ben bir telefon alayım tamam, o zaman. Peki. Gözde Hanım hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, merhabalar. Buyurun efendim. Nasılsınız? İyi i̇yiyim, yayınlar iyiyim. Teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Ben sayenizde gerçekten sabahtan bir moda girmiş durumdayım. Çok güzel bir program. Teşekkürler. Gökhan Bey'in şarkılarıyla da gerçekten çok duygusala bağladık. Sayenizde beklentim arttı. Akşam için beklentilerimi çok yükselttim gerçekten. Akşam için beklentilerimi yükselttim. Hangi manada? Çok güzel romantik bir giriş yaptık. Aynı şekilde devam etsin istiyorum. Evli misiniz Gözde Hanım? Birlikteliğiniz mi var? Hayır, bir birlikteliğim var. Ya, sabahtan şu saate kadar bir hareket oldu mu?
Yani normal rutin konuşmalarımızı yaptık ama bir gizem seziyorum ya da öyle olsun istediğim için öyle görüyorum, bilmiyorum. Ha. Bakacağız. Vardı, her yerde bir kırmızı bir şey asılı, kör kör parmağım gözüne görmüştür herhalde, bir şey yapar. Siz beklentiyi böyle çok yüksek tutmayın ama orta minvalde bir şey bence güzel olacaktır inşallah, unutmamıştır. Var mı Gökhan yani Bey? Yani unutmamıştır umarım. Efendim? Gökhan Bey'e bir sorunuz var mı? Gökhan Bey'e sorum yok ama gerçekten başarılarının devamını diliyorum. Ben çok beğeniyorum şarkılarını. Sağ olun. Çok peki. Güzel gerçekten. En sevdiğim şarkı da galiba biraz günle hani alakasız olacak da eğlenmeyi de seven bir insanım. İstanbul şarkısı var, müziği kısmı İstanbul daha erken. O İstanbul. Şarkıyı çok seviyorum. İnşallah onu da dinleyebiliriz. Şimdi canlı umarım. Canlı bir şarkı dinleyeceğiz. Sonra, playback mi? Peki CD'den dinliyoruz, sonra canlı dinleyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Düşündün mü? Benim arabesk dinleyesim var senden. Arabesk. Evet. Niye öyle tencere çalalım da rock söyleyelim gibi baktın? Deyince de akla ilk gelen isim İbrahim Tatlıses. Aa, evet. Hadi. Peki, hadi. Söylüyor Tatlıses'ten. Thank you.
hayatıma bir son vermek istersen, hançere gerek yok, gözlerin var ya, eğer ki kalbimden vurmak istersen, gerek yok, sözlerin var ya, kurşuna gerek yok, sözlerin var ya. Taş olsa erirdim avuçlarında, dağ olsam çökerdim bakışlarında. Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda, zindana gerek yok, hasretin var ya. Zindana gerek yok, hasretin var ya. Taş olsam elinin bakışlarında, dalsam çökerdi avuçlarında. Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda, zindana gerek yok, hasretin var ya. Zindana gerek yok, hasretin var ya. Güzel olduğu kesin. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüğümü, haydi söyle uykusuz gecelerimi, haydi söyle. Söyle uykusuz gecelerimi, haydi söyle. Uykusuz gecelerimi, haydi söyle.
Yani o kadar güzel yazmış ki Sezen Ağla deyince Sezen'le ilgili hepimiz değil mi? Eli mikrofon tutan herkes bir Sezen Aksu dinleyicisi değil mi Gökhan? Kesinlikle. Ben bir röportajımda söylemiştim bunu ve sonra okuduğumda da yani ne cümle etmişim dedim kendi kendime. Gerçekten bu doğru ama Sezen Aksu'yla aynı devirde yaşıyor olmaktan dolayı kesinlikle bir mutluluk duyuyor insan. Tabii. Yani bu kadar değerli, bu kadar çok büyük hissedebilen bir kalp. Ve o şans hani onunla birlikte belki yüz yüze geliyoruz, işte tanışıyoruz, konuşuyoruz, oturuyoruz. Masal gibi. Büyük bir şans yani. Ozan gerçek o, bir Ozan, şans. Ozan. Evet, çok evet, kıymetli evet. Bir Ozan'ımız bizim. Uzanıp kanlıcanın orta yerinde bir taşa üzülüm. Sana doğru yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı. Tek taraflı bitti. Bilodos lazım şimdi bana. Bir kürek bir kayı. Sulada birkaç şişe yak. Yer gök kırmızı. Söverim gelmişine, geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstüme akşamdan sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul analı. Oh,
gerçekten böyle olunca 14 Şubat özel bir program oldu bizim için. Gerçekten Gökhan Özen hem canlı hem albümünden aşk şarkıları söylüyor bize yahu. Yakıyor, yıkıyor, geberiyoruz aşkımızdan. Öyle bir hal aldık yani. Yani sen en çok hangi şarkıları dinlemeyi seversin? Günlük haline göre değişir mi? Yoksa böyle takıldığın CD'ler var mıdır? Ne bileyim Sezen mi? İşte Nazan Öncel mi? Tatlı Ses mi? Arabesk mi? Ya da hiç bilmediğimiz başka bir şey mi dinler Gökhan Özen? Arabesk çok dinliyorum. Yani dinledim ve dinlemeye devam ediyorum. Ben de. Bir de o eski kayıtlar benim çok hoşuma gidiyor. Onlar analog kayıtlar. Bu yani müzik dijitalleştikten sonra o duygu birazcık yavaş 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 erimeye başladı. O analog kayıtlar, o eski duygular, eski sözler, onları tabii çok seviyorum. Onun dışında yani yeni yapılan işlerden daha çok aslında yani Türkçe yapılan rock müzik. Son dönemde, son belki birkaç senedir, hani 5 senedir, 6-7 senedir. Mor ve Ötesi, çok Duman. Güzel gruplar var. Birçok, evet. birçok aynen söylediğin gibi solistler de var. Keyifli şeyler çıkıyor. Dediğim gibi yani aslında moduma göre takılıyorum. Yabancı çok dinliyorum tabii yani dünyada ne yapılıyor, ne ediliyor tabii onları çok dinlemeye çalışıyorum. Ben de. Yunan biraz... müzikleri çok seviyorum ben. Kendi müziğime de çok yakın buluyorum. Sen? Ben çok severim tabii ki. Şu an bir görüşmemiz var. Budala ile ilgili Budala'yı istiyorlar. Yani onlara yakın geldi tabii o. Buzukiler falan evet. Hani bu işte dünyanın birçok yerinde izinsiz alıyorlardı benim şarkılarımı. Bu sefer izin aldılar ve biz de bundan aferin mutlu olduk. Ne tabii. Güzel haklısın evet, tabii evet. Ki. Peki Gökhan Özen'le 14 Şubat Sevgililer Günü özel programımız reklamlardan sonra devam ediyoruz. Sevgililer Günü özel yayınımız Gökhan Özen'le devam ediyor. İkimiz de arada telefonlarımıza baktık. Sosyal medyaya baktık. Sosyal medyada özellikle müthiş bir teşekkür var. Bana olmamalı teşekkürünüz. Çünkü arkadaşım beni kırmayıp geldiği için bugünü de özellikle söylüyorum ki o seçti. Ne zaman yapalım dedim. 14 Şubat'ta yapalım dedi. Canlı söyler miyiz dedim. Söyleriz dedi. İşte yormayan konuk böyle oluyor. Şimdi de canlı canlı yine gideceğiz. Benim Sezenli şarkım canlı olarak çok istendi. Onu evet albümden okudun ama bir de canlı okumanı rica edeceğiz eğer mümkünse. Mümkün tabii ki. Hadi bakalım hocam. Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen.
sen ağla kalbim, belki geçer. Şimdi ağlamak geldiyse içimden, ne fark eder, ne fark eder. Başlamaz biten en güzel yerinden, bu kahreder, bu kahreder. Bunun adı her şeyde biraz sen varsın. Baktım her yerde gözlerin, koklarım yastığın hala. İçimdeki hüzünlerde seni. Nasıl geçti sensiz yıllar? O yıllar bir aşk rüzgarıydı, esip geçti ardında boynu bükük hatıralar. Nöbet tutar yokluğun, benden yapacağız, canım. Sen yapacaksın, ben okuyacağım inşallah. Evet evet, istiyoruz. Evet, evet. Öyle bir kararınız var. Bir Gökhan şarkısı okuyacağım ben. Siz de bana la yapacaksınız. Bayılacaksınız. Şimdi sen okudukça bir de bakıyorum dekorları buna göre mi? Kırmızı kalplerin içinden çıkıyor. O seni seviyorum yastığına gidiyor. Gonca güllerde bir şeyler oluyor falan. Müthiş bir reji var yani şarkılarına uygun. Şahane. Tatlı sesten okuduk. Kendi şarkılarından okuduk. Sezen'den okuduk. Var mı istek şarkınız Gökhan'dan? Delirmeden, delirmeden, sakin, sakin, burada. Sen anlıyor musun dediklerini? Vallahi anlamadım çok. Bir dakika, bir dakika. Parmak kaldır, parmak. Söyle. Seni seviyorum. Türk sanat müziği. Yüreğinden uzakta. Ne? Kara ağaç. Aa, güzel. Sezen. Üşüyorum. Deniz gözlüm. Ay o da çok güzel şarkı. Dur bakalım. Bu saydık bakalım içinden ne gelecek. Çok kısa. Senin için yapıyorum. Bunu. Gurbete giden döner mi? Dönmez mi belli değil.
kısa evet, programınız. Hayalden var mı? Olmaz mı? Hadi. Hemen pısırdadım arada, olur dediği için söylüyorum. Kayağın şarkısı da yakışır Gökhan'a değil mi? O da dedi ki olmaz mı? Asırlardır yalnızım, pişmanım malın yazım, bir öfke mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde soldum, kederlerinde cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğim. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursun. Kahve, çay, bir şey iç bari. Yani çok konuğumuz oldu ama bu kadar canlıyla tükettiğimiz bir konuğumuz olmuş muydu acaba? Yani evet, bayağı bir güzel oldu yani. Vallahi. Oldu. Benim oldu. Ama sen istedin bugüne gelmeyi, ben ne yapayım aşk şarkıları falan filan. Ben mutluyum, ben gayet mutluyum. Ne güzel bir de ne kadar kompleksiz, ne kadar rahat bir durum. Kimin şarkısı olursa okumak. Her sanatçının şarkısını seve okumak, seve. Tebrik ediyorum seni arkadaşım, ne güzel bir durum. Seve. Yani bize yayından önce reklam arasında editör arkadaşlarıma, ekibime sadece kendi şarkılarımı okuyacağım diye ya da canlı bir iki şarkı okuyacağım diye liste verebilme hakkına sonsuz sahip bir canlı yayın konuğumuz. Ama biz burada ne istersek onları okuyor, bunun için de ben ayrıca tebrik ediyorum evet, seni. Ne güzel, ne mutlu sana. Peki. Bu biraz da tabii yani senin... İç kalbimdeki yerinle de bağlantılı teşekkür bir durum. Teşekkür ederim. Ama seni sevenlerin de, ben de senin samimiyetine çok inanıyorum. Benim şarkı ne zaman hazır olur? Olacak, 15 güne. Nasıl geliyor? Mesela kıpırtıları hazır mı Gülben'in şarkısının? Hazır, hazır. Alttan gıdık gıdık yapıyor mu? Şöyle oluyor. Aslında ben yani bir arkadaşıma şarkı hazırlayacağım zaman stüdyoya giriyorum. En az bir hafta 10 gün falan konsantre oluyorum. Onun ses rengi, sahne duruşu, hayata karşı duruşu. Bunların hepsini bir böyle süzgeçten geçiriyorum. Biraz hani kendimi onun yerine koymaya, öyle onun gibi hissetmeye çalışıyorum. Hmm. Öyle yazıyorum bir takım şeyleri. Verdiğin şarkılardan en çok böyle içine sinen, klibiyle, radyosuyla, dinleyicisi yani hakikaten böyle içine sinen verdiğin şarkılardan öyle bir cımbızladığım şarkı var mı? Ya son dönemde geçen sene Demet'in okuduğu şarkıyı çok severek verdim. Birlikte de okuduk. Ona da çok yakıştı.
Demet'e de buradan selamlar gönderelim. Okan'a da yeni bebekleri oldu. Ay İnan'ın annesiyle babası artık onlar. Evet, evet. Peki o şarkıyı biraz okuyalım mı? Olur. Hadi bakalım, Demet'e de sevgiler olsun. Bu güzel pasta için onları hem tebrik ediyorum hem de stüdyomda bugün benimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Ama bütün alkışlar Gökhan Özen'e. Teşekkürler. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Sevgi günü, sevgililer günü, sevgilisi olmayanların, hüzünlü olanların da sevgililer günü kutlu olsun. Ayrılanlar da kendilerine sevecekleri birilerini mutlaka bulurlar ki bu ille kadın erkek ilişkisi olmayabilir bence. Hepinizin güzel günü kutlu olsun. Bütün alkışlarınız Gökhan Özen için. Allah'a emanet. Okay.